Demek Ütü'de mazeret beyan eden Kekliğin hikayesini dinlemekmiş bugün nasibiniz. Ütü'dün yolculuğa davet ettiği kuşlardan biriydi Keklik'te. Keklik mahcup bir edayla yaklaşmış ve demiş ki, ben mücevher elde etmek için daima dağlarda, bellerdeyim. Daima madenlerin etrafında dönüp dolaşmaktayım. Mücevher sevgisi yüreğime öyle bir ateş saldı ki, bana elde ettiğim bu hoş ateş yeter. Mücevherlerin saltanatı daimidir. Ben de onu dağ tepelerinde ara ara dururum. Kuşların padişahı olan Simurg'un yolu müşkül bir yol. Benim sayem mücevher sevdasına dağda balça kakılmış kalmış. Yüreği pek Simurg'a nereden ulaşacağım? Elim başımda, ayağım balçıkta. Bu halde ulaşmamama imkan var mı? Ütüt bunun üzerine demiş ki, ey mücevher gibi renklere boyanmış keklik, bu topallığın nedir? Ne vakte kadar bana topal, sakat özürler getireceksin? Ayağınla gagan, ciğer kanlarına batmış, boyanmış da, sen yine bir taş üstünde mücevher elde edemeden kala kalmışsın. De bana hele, mücevherin aslı nedir? Renklerle bezenmiş, boyanmış bir taş. Senle bir taşa sevdalanmış, sımsıkı bu sevdaya sarılmışsın. Mücevherin rengi kalmadı mı, taştan ibarettir. Artık renge kapılan adamın ne aklı vardır, ne izzeti. Kimin hakikatten nasibi varsa, kim işin aslından bir koku almışsa, renge kapılmaz, aldanmaz. Bir düşün bakalım. Hazreti Süleyman'ın yüzüğündeki mücevher derecesinde hiçbir mücevher yoktur. O yüzük yüzünden o kadar şan şöhrete sahip oldu. Fakat o yüzük de ancak yarım buğday ağırlığında bir taştan ibarettir. Süleyman o taşı yüzük yaptırıp parmağına takınca bütün yeryüzü hükmüne girdi. Süleyman bu saltanatı bulup bütün alemin hükmüne girdiğini gördü. Tahtı 40 fersahlık yeri kaplardı. Yer hükmüne uymuştu. Bunu görünce dedi ki, bu saltanat, bu düzen şu kadarcık bir taşa bağlı. Dünyada da, ahirette de kimsenin böyle bir saltanata erişmesini istemem. Ya Rabbi, ben ibret gözüyle bu padişahlığın afetini apaçık gördüm. Dünyada bu kadar şatafatlı ama ahirette pek değersiz. Benden sonra bu saltanatı kimseye verme. Süleyman bu mücevher yüzünden padişah oldu ama bu mücevher de Süleyman'a bağ oldu. O yüzden peygamber olduğu halde yine de cennete diğer peygamberlerden 500 yıl sonra girecek. O mücevher Süleyman'a bile bunu yaparsa senin gibi birini nasıl şaşırtmaz? İşte böyle evlatlarım. Bu dünyaya ait her şey geçicidir. Fani olana dayanan hep keder içinde kalır. Gidip gitmeyecek
gerçek hazine, ebedi hakikattir. Her şey yok olup gidicidir. Hakkın zatından gayrı.